Değerli metropol izleyicilerim, bu hafta yine sizlerle değişik kişileri tanıtmak istiyorum. Bu fotoğraflarda Türkiye'nin çok yakından bildiği bestekar, sanatçı Avni Anıl ve Denizli Belediye Başkanı Ziya Tıkıroğlu'na beraber çekilmiş bir fotoğraf. Bu fotoğrafta Avni Anıl, Ziya Bey ve eşleriyle beraber Denizli'de Minir Güney salonunda çekilmiş olan bir konser sonrası bir fotoğraf. Hepinizin bildiği gibi Avni Anıl unutulmayan söz yazarında olan bu akşam bütün meyhaneleri dolaştım. İstanbul'un biraz kül, biraz duman işte o benim. Bu besteleri yapan çok değerli bir sanatkar olan Avni Anıl gerçekten de Türk müziğinde çok bir yere sahip olan bir sanatkar. Kendisine rahmetle buradan anıyoruz. Sayın sanata karşı olan Ziya Tıkıroğlu'na da ayrıca buradan teşekkür ediyoruz. İkinci fotoğrafımızda da Denizli Eğitim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin her yıl düzenli olarak okulun bahçesinde yapmış olduğu bir tavla turnuvası vardı. Bu tavla turnuvasında önce tavla oynamak isteyen kişiler müracaatlarını yapıyorlar ve bu müracaatlar yapıldıktan sonra da şampiyon turnuvası için bir hakem heyeti vardı. Bu hakem heyetinde noterimiz Sayın Dernek Başkanı Hasan Ümmetli, eczacı Tevfik Sağlam ve Metin Saydal hazır bulunmuşlardı. Bunun neticesinde birinci, ikinci ve üçüncü gelen kişilere çeşitli hediyeler verilmek suretiyle hem tavla oyununu deniz halkına sevdirmek ve bu arada da bütün iş adamları olsun, oyun oyuncuları olsun bir tek çatı altında toplayıp hepsi birbirlerine orada hem de muhabbet ediyorlar hem uzun yıllar görmedik dostluklarını burada dostluklarını pekiştirmiş oluyorlardı. Şimdi size bir fotoğrafta tanıtmak istiyorum. Bu fotoğrafta Denizli'nin tanınmış ailelerinden İbrahim Demirören ve Arif Ekin, uzun yıllar Melek Pastanesi'nin çalıştırmasını yapan Arif Ekin, iş yerini rahmetli babasından devralmıştır. Arif Ekin, uzun yıllar Melek Pastanesi'ni çalıştırmış ve bu çalışma esnasında da eşi Hacer Hanım'a en büyük desteklerini vermiştir. İbrahim Demirören, Denizli'de birçok firmanın malını satan büyük bir firmanın sorumlusuydu. Eşi Sezin Hanım da kendisi de mimardır babası gibi, Ziya Tıkıroğlu gibi. Ve bu aile dostlukları uzun yıllardır devam etmekte ve hala da devam etmektedirler. Ya bunlar hemen hemen 40-50 yıllık dostluklar. Değerli arkadaşlar, bu haftaki programımızı burada kapatıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.